Tali kiriş çizmek için toolbar'dan çelik kiriş ikonuna tıklayıp tali çelik kiriş komutunu aktif hale getirelim. Bu komut aktif haldeyken eleman kesit profilleri tali kirişlerin profillerini gösterecektir. Ayarlar segmesinden tali kiriş ayarlarımızı düzenleyelim. Tali kirişimizin kesiti kütüphanemizde bulunan IP220 olsun. Bunun için IP profillerden IP220 enkestini seçip tamam butonuna tıklayalım. Böylece tali kirişimizin kesiti IP220 olacaktır. Ayrıca bu segmeden döndürme açısını, eleman adı, rengi, materyali, doku uzunluğu ve tali kirişlerimizin isimlerini ve yazı tiplerini belirleyebiliriz. Yerleşim segmesinde tali kirişlerimizin adedini ve aralığını belirliyoruz. Tali kirişlerimizi isteğe bağlı olarak serbest adet ile, paralel adet ile veya paralel aralık değeri ile girebiliriz. Tali kirişlerimiz 200 cm aralıklarla ve birbirlerine paralel olsun. Uzatmalar segmesinde grup olarak girdiğimiz tali kirişlerin ilk ve son kirişlerin başlangıç mesafelerini ayarlayabiliriz. İlk tali kiriş sil ve son tali kiriş sil butonları ile başlangıç ve bitiş konumundaki tali kirişleri silebiliriz. Konum segmesinde tali kirişlerin ana kirişlere yerleşme biçimini ayarlıyoruz. Tali kirişleri ana kirişlerin üstüne yerleştirebilir veya tali kirişle ana kirişin üst başlıklarını çakıştırabilir yahut en son olarak da tali kirişi ana kirişin tam ortasına yerleştirebiliriz. Tali kirişimizin üst başlığı ile ana kirişimizin üst başlığını çakıştıralım. Dizayn segmesinde mesnetlenmiş uzunluk oranı ve eğilme katsayılarını elle belirleyebiliriz. Buradaki ikonları aktif hale getirmediğimiz zaman program bu katsayıları kendisi hesaplayacaktır. Tamam butonuna tıklayıp tali kirişlerimize girelim. Tali kirişlerimiz AB aksları arasında ve bu akslara paralel olsun. Komut aktif haldeyken mouse imlecinde bir sayısı yazacaktır. Bu seçmemiz gereken ilk kirişi göstermektedir. AB aksları arasında ve 5 aksın üzerindeki kirişi birinci kiriş olarak seçelim. Mouse imlecinde artık 2 sayısı yazacaktır. Bu da seçmemiz gereken ikinci kirişi gösterir. İkinci kirişimizde AB aksları arasında ve bir aks üzerinde olsun. Kiriş seçtiğimiz zaman tali kiriş ayarları tekrar karşımıza çıkacaktır. Buradan tali kiriş ayarlarımızı tekrar kontrol edebilir veya düzenleyebiliriz. Yön segmesinde tali kirişleri üstte veya alt tarafa yerleştirebiliriz. Tamam butonuna tıkladığımız zaman tali kirişlerimiz ana kirişlerimize yerleşmiş olacaktır. Ve birleşimler de program tarafından kendiliğinden gelir. Tali kirişlerimiz grup olarak girdiğimiz için bu gruptaki birleşimleri düzenleyelim. Bunun için tali kirişin özellikler penceresini açıyoruz. Genel ayarlar, yerleşim, uzatmalar, konum, yön, birleşimler ve dizayn segmelerinden birleşim segmesini açıp gövde birleşim ayarlarını tıklıyoruz. Tali kirişimizin tüm birleşimlerini tek bir pencerede görme imkanını sağlamış olduk böylece. Mesnete bağlantımızı kaynaklı levhalar ikonundan da yalnızca sağ levhayı seçersek tali kiriş birleşimimizi düzenlemiş olduk. Ayrıca buradan köşe bendi, üst kertmeyi, alt kertme mesafesini, kiriş bulonlarını, kaynakların kalınlıklarını ve uzunluklarını ve tasarım girdilerini de ayarlayabiliriz. Tamam butonuna tıklayıp tali kiriş ayarları ikonundan da tamam butonuna tıkladığımız zaman girdiğimiz tali kiriş grubunun tüm birleşimleri değişmiş olacaktır. Tali kirişlerimizi birden fazla elemanı seçerek de girebiliriz. Bunun için çelik kiriş ikonundan gelişmiş tali çelik kiriş komutunu aktif hale getirelim. Mouse imlecinde bir yazdığı için birinci eleman grubumuzu seçiyoruz. Birinci eleman grubumuz 5 aksı üzerinde B ve F aksları arasındaki tüm kirişler olsun. Kirişlerimizi teker teker seçiyoruz. Gördüğümüz gibi mouse imlecinde hala bir yazısı gözükmektedir. İlk eleman grubumuzu seçtikten sonra mouse'un
sağ tuşuna basıp 2 numaralı grubumuzu seçmek için mouse imlecimizde 2 numarayı yazdırıyoruz. 2 numaralı grubumuzda bir aksı üzerinde ve B ve F akslarının üzerindeki kirişler olsun. Tüm kirişlerimizi seçtiğimiz zaman da ikinci grubumuzu seçmiş oluyoruz. Tekrar sağ tuşa tıkladığımız zaman da tali içerik, tali kiriş ayarları diyaloğu karşımıza gelmektedir. Kestiğimiz tekrar IP220 olsun. Yerleşimimiz gene aynı şekilde paralel aralık değeriyle 200 cm olsun. Uzatmalarda ilk aşığı ve son aşığı gene silelim. Konum sekmesinde üst başlık tali kirişle ana kirişin üst başlıklarını çakıştıralım. Tamam butonuna tıkladığımız zaman da bütün tali kirişlerimiz yapımıza yerleşmiş olacaktır. Programda tali kirişler grup halinde girilmektedir. Eğer tek bir eleman üzerinde işlem yapmak istiyorsak çelik kirişi konumdan böl ve hepsini birleştir, böl ve tek birleştir, eleman taşı, eleman sil, elemanları sıfırla, parça taşı, parça sil ve parça sıfırla ikonlarını kullanmamız gerekmektedir. Örneğin ana kirişimizde tali kirişlerimiz bu grupta çakışmaktadır. Bu sebeple eleman sil komutuna tıklayıp çakışan tali kirişleri silebiliriz. Ana kirişle tali kirişin çakıştığı bütün elemanları silmiş olduk. Escape'e bastığımız zaman tali kiriş gruplarımız istediğimiz hale gelecektir. Tekrar çelik kiriş ikonuna tıklayıp eleman taşı butonuna tıkladığımızda taşımak istediğimiz elemanı seçip öteleme mesafesini yazarsak, örneğin bu eleman için 20 cm öteleme mesafesi yazdığımız zaman tali kirişimizin tek bir elemanı 20 cm ötelenecektir. Eğer bu ötelemeyi geri almak istiyorsak tekrar çelik kiriş ikonuna tıklayıp elemanları sıfırla butonuna tıklayalım. Tali çelik kiriş grubumuzu seçelim. Karşımıza iki tane seçenek çıkacaktır. Yer değiştirilenleri ilk hale getir ve silinenleri tekrar oluştur seçeneklerinden yer değiştirilenleri ilk hale getir seçeneğini tıkladığımız zaman da yer değiştirdiğimiz tali kiriş eski konumuna dönecektir.